Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülsüm Tatoğlu. Bugün gördüğünüz gibi bir sütyenle karşınızdayız arkadaşlar. Bu sütyenle ne yapacağız? Sonuç mükemmel oldu arkadaşlar. Cüzdan yapacağız. Büyük beden sütyen kullanacağım bunun için. Sütyenimizi gördüğünüz gibi askı kısımlarını kesiyoruz. Sadece ince sünger kısmı kalacak. Üzerindeki kumaşları da kesiyoruz. Sünger kısmını kullanacağız arkadaşlar. Evet, diğerini de keselim. Evet, gördüğünüz gibi üzerindeki kumaşları kestik. Gördüğünüz gibi dörde katlıyorum sütyeni. Kenarından oval bir şekilde kesiyorum. Bu görüntüyü elde ediyorum. İğneleyeceğim sabitlemek için. Bunu da aynı şekilde. Yandan katlıyorum arkadaşlar. Daha uzun, yüksek olsun istediğim için. Diğerini de aynı ölçüde olsun diye üzerine koydum, çizdim. Kesiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir dantel var, kalın bir güpür. Bunu kullanacağım bir tanesinde. Bakın şu çıkıntılı yerleri tepe kısmına getireceğim. Altından da bir parmak dikiş payı bırakacağım arkadaşlar. Dantelimiz ensiz olduğu için ikiye katlayıp dikmemiz gerekecek. Zaten enli de olsa alt kısmını dikmemiz gerekiyor. O yüzden 1 cm dikiş payı bırakıyorum. Aynı şekilde bir tane daha keseceğim. Evet, bir tanesini bununla yapacağız. Bir de pullu bir kumaşımız var. Kadife kumaş. Bununla da diğerini yapacağım arkadaşlar. Bittiğinde çok güzel olacak bu. Arkadaşlar, kullanmadığınız sütyenlerden bu şekilde hediyelikler yapabilirsiniz. Minik minik cüzdanlar yapabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Yani ben bunu sütyenden yaptım demenize bile gerek yok. Müthiş bir şey. Hani yaptım derseniz de esprisi olur, güzel olur yani. Evet, üst kısmından hiç pay bırakmadık. Alt kısmından birer santim pay bırakarak kesmiştik biliyorsunuz. Şimdi buraları iğneliyoruz, alt kısımlarını. Oraları dikeceğiz. Dantel olanı da dikiyoruz. Evet. Şimdi sütyenin süngeriyle gördüğünüz gibi danteli birleştiriyoruz. Danteli üst kısmına iğneliyoruz. Evet, bu şekilde birleştirdik. Pul kumaş olanı da aynı şekilde yapıyoruz. Sünger iç kısımda kalıyor. Dışını pul payet kumaşımızla kaplamış olacağız. İğneleyelim. Evet. Şimdi astar için de aynı ölçülerde kesmemiz gerekiyor. Astar içinde bir perde parçası vardı. Onunla yapacağım bunu. Üst kısmını olduğu gibi tam dibinden keseceğiz. Alt kısmından birer santim yine dikiş payı bırakacağız arkadaşlar. İşaretlediğimiz yerlerden keselim. Alt kısmından bir parmak dikiş payı bırakıyorum. Buralar dikilecek. Aynı şekilde pul payet cüzdanımız için de yapacağız. Yine alttan bir parmak dikiş payı bırakıyorum. Üstünden hemen dibinden kesmiş olacağım arkadaşlar.
Evde ufak parçalardan, atılacak bir sütyenden, bakın ne kadar güzel çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dikiş payı bıraktığımız yerleri dikelim. Astarlarımızı dikiyoruz arkadaşlar şu an. Evet, astarları da cüzdanların iç kısımlarına tabii ki yapacağız. Fermuar, bu fermuarı koydum ama birazdan daha koyu bir fermuarı dikeceğim. Çünkü o fermuarın boyu bayağı kısaymış. Fermuar boyu kısa olunca cüzdanımız da küçük oluyor arkadaşlar. Ona göre ayarlamamızı yapalım fermuarımızı. Evet, astarı bu şekilde geçirdik. Az önce söylemiştim, parlament mavisi fermuar ayarladım ama o biraz küçüktü. Biraz daha büyük bir fermuar varmış. Şimdi bunun fermuarın cursor'ını çıkartacağım. Ayrıyeten tabii bu fermuarı tutan demir halkaları da çıkartmam gerekiyor. Başlığını çünkü sonradan takmam gerekiyor. Evet, bu şekilde demirini çıkartacağım. Evet, başlığını da çıkartıyorum. Sonra takacağız onu. Şimdi fermuarın o tam ortasını bulalım. Cüzdanımızın da tam ortasını böyle ortadan dikiş kenarları, dikişleri yan karşılıklı getirelim, ortasını bulalım. Şimdi bakın tam araya, dantelle astarın arasına ortaladığımız yerden iğneleyerek kenarlara doğru iğneliyoruz. Şimdi bu da yine küçük bir fermuar olduğu için bu cüzdanımız küçük bir cüzdan olacak. Fermuar tam kenarlara kadar gelirse daha büyük bir cüzdan elde edebiliyoruz. Bununla biraz küçük olacak ama olsun. Yani küçük fermuarla çalışmak isteyenler için de bunu yapmış olalım. İğneledik. Evet, şimdi buradan dikeceğiz. Karşısını da aynı şekilde yine fermuarımızın ortasını buluyoruz. Az önceki yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Şimdi burada ben şeye bakıyorum arkadaşlar, fermuarın önü arkası neresi, ona baktım. Biraz yanılacak gibiydim. İyice kontrol ettim. Tam karşılıklı gelmesi için iyice kontrol edin. Sonra sökmeniz gerekmesin. Bu tarafı da iğneliyoruz. Buraları dikelim şimdi. Evet, fermuarımızı diktik. İğneleri çıkartalım. Kenarlarına, biliyorsunuz yuvarlak olan dikişlerde hep çentik açıyoruz. Fazlalıklarını keselim. Şimdi çevirmemiz gerekiyor. Yandaki bıraktığım alanlardan belki çevirebilir dedim ama biraz ufak orası. Ne yapacağız? Bu sefer astar altından dikmiştik ya, dikiş payı bırakarak oradan bir delik açmam gerekiyor. Cüzdanımı buradan çevireceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi ortada açtığımız yeri ister elde ister de makinede dikebilirsiniz.
Elde gizli dikiş yapıyorum bu cüzdanda. Şimdi cüzdanımızın bu fermuar ağzını üstten bir baskı dikişi yapalım. Evet, şimdi fermuarımızın başlığını takacağız. Bunu burada çok iyi anlamazsanız arkadaşlar, bir fermuar başlığı nasıl takılır diye bir videom var. Oradan izleyebilirsiniz daha net bir şekilde. Şu an çünkü bu koyu olduğu için çok iyi anlaşılmıyor. O videomda daha iyi anlaşılabilir şekilde izleyebilirsiniz. Fermuar başlığını karşılıklı taktıktan sonra yarım kapatıyorum cüzdanı, tam kapatmayalım. Evet, bu şekilde. Sonra cüzdanın içini dışına getirelim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kenardan dikeceğiz arkadaşlar. Burada fermuarımızın boyu kısa olduğu için fermuarımızın bitimine yakın bir yerden dikmek zorundayız. Evet, kenardaki fazlalığı kesiyorum ve zikzak dikiş yapıyorum. Evet, diğer tarafında aynı ölçülerde dikelim. Kenardan zikzak geçiyorum bunun da. Evet, cüzdanımız bitti. Çevirelim şimdi. Evet. Evet, dediğim gibi küçük bir cüzdan oldu. Ama çok tatlı. Gayet güzel görünüyor. Sağlam, kullanışlı, güzel, minik bir cüzdanımız oldu. Evet. Bu şekilde bir tanesini tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Yine diğerini de aynı şekilde astarını dışarıdan birleştirelim. Yine arasına fermuarımızı ekleyeceğiz. Fermuarımız bunun daha uzun. O yüzden biraz daha büyük bir cüzdan olacak arkadaşlar. İşlem yine aynı şekilde. Farklı hiçbir şey yok. Burada fermuarımızın bitimine kadar izleyelim.
Evet arkadaşlar, fermuarımızı diktik. Şimdi yanda bakın daha kısa dikiş payı bıraktık. Bu bizim cüzdanımızın biraz daha büyük görünmesini sağlayacak. Yine zikzakla kapatıyoruz kenar dikişlerini. Evet, cüzdanımızı çevirelim. Bunun astarını makineyle diktik zaten gördüğünüz gibi. Elde ya da makinede dikebilirsiniz diye gösterdim. Evet, cüzdanımızı çeviriyoruz. Bu çok güzel oldu. Bu yumuşacık. Gerçekten bir hani bozuk para cüzdanında olması gereken görüntüde ve güzellikte oldu. Çok beğendim ben bunu. Bunları ben hediye ettim. Sizler de isterseniz bu şekilde hediye edebilirsiniz. Kendiniz de kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edin. Çok güzel, minik, güzel bir hatıra olur. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. İçine biraz bir para falan koyalım bakalım nasıl görünecekler. Bayağı büyük oldu bu. Epey bir para alır arkadaşlar. Tabii sadece para saklamak zorunda değilsiniz. Minik hediyelik, minik çantalar, cüzdanlar şeklinde de kullanabilirsiniz tabii ki. İçine neler konabilir şu an aklıma gelmiyor ama. Takılar falan koyabilirsiniz. Makyaj malzemelerini koyabilirsiniz. Çünkü çantanın içine atıyorsunuz, bu sefer akıyorlar, boğuyorlar çantanın içine. En güzeli böyle bir şeyin içine koymak arkadaşlar. Makyaj malzemeleri için özellikle konuşuyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar cüzdanlarımız bitti. Ben siyahına bayıldım. Sizler de hangisini daha çok sevdiyseniz yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben açıkçası ben de ortaya böyle güzel bir şey çıkacağını tahmin etmemiştim videoya başlarken ama bir yapayım bakayım nasıl olacak dedim. İyi ki de yapmışım. Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi hediye edebilirsiniz, kendiniz kullanabilirsiniz, sevdiklerinize güzel hatıralar bırakabilirsiniz bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde hem çok insana faydamız dokunur hem de benim büyümeme katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.